Merhaba arkadaşlar, Hanımın El Emeği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel çizgili lifin yapılışını yapacağız. Dilimli bir lif modeli. Lifimizi buradan başlıyoruz ve artırma yaparak bu şekilde dilimler elde ediyoruz. Şimdi lifimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Önce ipimize 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz ve birinci zincirden kapatıyoruz. Küçük bir halka oluşturuyoruz. Bir zincir çekiyoruz, ilmeğimizi uzatıyoruz ve tekrar halkanın içinden 3 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Bu lifimizin yıldız örgü tekniğiyle örüyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz, ilmeğimizi uzatıyoruz, tekrar tepesine bir fıstık, halkanın içine tekrar bir fıstık yapıyoruz ve ikisini beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, modelimizi çeviriyoruz, tekrar sabit bir fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, tepesine bir fıstık yapıyoruz, dibine bir fıstık yapıyoruz, karşıya bir fıstık yapıyoruz ve üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz, dibine bir fıstık yapıyoruz, ikisini beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz, modelimizi çeviriyoruz, fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz, dibine bir fıstık yapıyoruz, karşıya bir fıstık yapıyoruz ve üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık yapıyoruz, karşıya bir fıstık yapıyoruz, üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz, yani artırma yapıyoruz, dibine bir fıstık yapıyoruz, İkisini beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Evet, bu şekilde küçük bir üçgen elde ediyoruz. Şimdi diğer rengimize geçelim. Diğer rengimizi alıyoruz ve ipi kopardığımız yerden diğer rengimizi sabitliyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve yine fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz, dibine bir fıstık yapıyoruz,
karşıya bir fıstık yapıyoruz ve üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık yapıyoruz. Üç doğrulu bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. Ve yine karşıya bir fıstık yapıyoruz. Yine üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi burada bir tane artırma yapıyoruz. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık ve ikisini beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve buradaki yine fıstığın tepesine bir fıstık yapıyoruz ve kapatıyoruz. Yani buraya sabit bir fıstık yapıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine yani tepesine bir fıstık, buradaki sabit fıstığın dibine bir fıstık yapıyoruz ve tekrar buradaki ilk diğer fıstığın dibine tekrar bir fıstık yapıyoruz ve üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık. Yine üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz ve üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Burada yine bir tane artırma yapıyoruz. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık ve ikisini beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi tekrar ipimizi koparıyoruz. Evet, şimdi tekrar beyaz rengimize geçelim. Evet, yine ipi kopardığımız noktadan ipimiz diğer beyaz rengimizi sabitliyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve sabit bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Ve üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Evet.
Buradaki artırma kısmı gelene kadar örelim arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar sıra sonuna kadar geldik. Burada yine artırma yapacağız. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık yapacağız. Yapıyoruz. Ve ikisini beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar burada sabit bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık. Buradaki sabit bir fıstık yapmıştık. Dibine bir fıstık. Ve yine motifimizdeki fıstığın dibine bir fıstık yapıyoruz ve bu şekilde üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Evet, şimdi tekrar buradaki kenara kadar örelim ve buradaki artırmayı beraber yapalım. Evet, sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Şimdi burada tekrar bir tane artırma yapıyoruz. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık ve ikisini beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi tekrar ipimizi koparalım. Evet. Şimdi diğer rengimize geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi diğer rengimizi sabitliyoruz. Yine ipi kopardığımız yerden diğer rengimizi sabitliyoruz ve fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Yıldız örgü tekniğiyle örüyoruz arkadaşlar. Şimdi artırma, yani bu kenar kısma kadar artırma yaptığımız yere kadar örelim ve artırmaları beraber yapalım. Evet, sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Şimdi tekrar burada artırma yapıyoruz. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık ve ikisini beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Yani burada sabit bir fıstık yapıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. Tekrar karşıya bir fıstık yapıyoruz. Üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık
ve üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Evet, şimdi buradaki artırma yaptığımız yere kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar burada kenar kısımda yine artırma yapıyoruz. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık olacak şekilde artırma yapıyoruz ve sabitliyoruz, kapatıyoruz. Şimdi burada yan fıstık sayısı 2, 4, 6, 8, 9 tane oluyor. 3 tane fıstıkla başlamıştık. Artırma yapıyoruz. İkinci sırada yan fıstık sayısı 5 tane oluyor. Üçüncü sırada 2, 4, 6, 7 tane oluyor ve dördüncü sırada 9 tane oluyor. Şimdi son sırayı da örelim. Tekrar beyaz rengimizi bağlayalım. Evet, tekrar beyaz rengimizi sabitliyoruz. Bir tane sabit fıstık yapıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yine buradaki kenar kısımdaki artırma yerine kadar bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Şimdi tekrar artırma yapıyoruz. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık, ikisini beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Üçünü beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Evet, yine buradaki artırma yaptığımız yere kadar örelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Burada yine bir tane artırma yapıyoruz. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık olacak şekilde artırıyoruz ve ikisini beraber sabitliyoruz, kapatıyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar, motiflerimiz bu şekilde oluşuyor. Şimdi buradaki birleştirme yerini yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi motifimizi bu şekilde alıyoruz. İpimizi her iki motiften sabitliyoruz. Evet, şimdi ipimizi her iki motiften sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve yine her iki motiften bir tane fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz ve bir sonraki fıstık arasından sık iğne ile sabitliyoruz.
Tekrar bir zincir çekiyoruz. Yine her iki motifimizden fıstık yapıyoruz. Sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Yine bir sonraki iki fıstık arasına sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Ve yine bir sonraki fıstık arasından sabitliyoruz. Tekrar fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Ve bir sonraki fıstıktan sabitliyoruz. Yani iki fıstık arasından sabitliyoruz. Tekrar her iki motiften bir tane fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Ve bir sonraki fıstık arasından sabitliyoruz. Tekrar fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Ve yine bir sonraki fıstıktan sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar fıstık yapıyoruz. Sabitliyoruz, kapatıyoruz. Yine buradaki fıstığın tepesinden ve diğer dilimden ikisini beraber sabitliyoruz. Şimdi diğer evet, şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Yani şimdi bu tarafı da aynı şekilde yapalım. Bir zincir çekiyoruz ve buradaki motiften ilmeğimizi alıyoruz. Evet, şimdi tekrar her iki motiften yine fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz ve bir sonraki fıstık arasına sabitliyoruz. Tekrar fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Ve bir sonraki fıstık arasına sabitliyoruz. Evet, tekrar fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Ve bir sonraki iki fıstık arasına bu şekilde sabitliyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar fıstık yapıyoruz ve bir sonraki fıstık arasından sabitliyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Fıstık yapıyoruz. İkisini sabitliyoruz ve son noktayı bu şekilde ikisini beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Şimdi kenar oyasında yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar herhangi bir fıstık arasından
İpimizi sabitliyoruz ve orta boy bir örümcek yapıyoruz ve bir sonraki fıstık arasından tekrar fıstık yapıyoruz. Sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz ve fıstığın tepesine sabitliyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve fıstığın tepesine sabitliyoruz. Tekrar yine diğer tarafla aynı boy bir örümcek yapıyoruz ve bir sonraki fıstık arasına sabitliyoruz. Tekrar yine aynı boy bir örümcek yapıyoruz ve bir sonraki fıstık arasından sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz ve fıstığın tepesine kapatıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine ikili bir kirpik yapıyoruz. Tekrar örümcek yapıyoruz ve bir sonraki fıstığın tepesinden sabitliyoruz. Tekrar diğer tarafla aynı boy bir örümcek yapıyoruz ve yine diğer fıstığın iki fıstık arasından fıstık yapıyoruz ve sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine kirpik yapıyoruz. Yine örümcek yapıyoruz ve bir sonraki fıstık arasına sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, kenar boyası da bu şekilde oluyor. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayalım.